Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Yeşil ile Mavi'nin buluştuğu Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise özel güvenlik sektörüne yönelik hizmet veren Eges gruba konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu Egemen Kepir ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizleri sormalı. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi bir grup şirket olarak hizmet veriyoruz. Birçok farklı branşta hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizle ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım, buyurun. Ben 1990 Bursa doğumluyum. Öğretimimi Bursa'da erkek lisesini bitirdikten sonra Bilecik Üniversitesi'ne işletme fakültesini bitirerek devam ediyorum. 2009 yılında özel güvenlik sektörüne giriş yaptık. Faaliyetimizi aktif olarak 2012 yılında harekete geçirmeye başladık. 2012 yılında merkezimiz Bursa olmak üzere bu işe başladıktan sonra işimizdeki yaptığımız düzgün politikayla ve doğru hizmetle işlerimizi gerçek güzel seviyelere getirdik. Bursa'da ismimizi bilindik bir hale getirdikten sonra Türkiye geneliyle de çalışmaya başladık. Çevre illerimizle ve Türkiye genelinde resmi ve özel sektörde çalışarak kendimizi bir marka haline getirdik. Peki bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Markalaşma süreci nasıl oluştu? Birlikte bir ekip çalışmasıyla oluştu. Gerçekten arkadaşlarımız da burada, bir aile ortamımız var. Herkes burada, çalışanların hepsi kendi işi gibi burayı gördüklerinden dolayı bir birlik ortaya çıkınca başarı da ortaya kendiliğinden gelmiş oluyor zaten. Aslında başarıya giden yolda sizi destekleyen ekip çok güçlü, tamamen profesyonel değil mi? Tabii ki, kesinlikle. Ekip gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi bizim burada resmi işlere bakan ekibimiz, özel işlere bakan ekibimiz, giriş çıkışlara bakan ekibimiz, denetim ve sevk ekibimiz, hepsi kendilerinde bu konuda iyi arkadaşlar olduğundan dolayı ve işlerine de önem verdiklerinden dolayı birlikte güzel şeylere imza attık. Tabii bunu yaparken de tecrübe olarak arkamda babamın olması bana en büyük desteği de o veriyordu. Tabii yani, manevi desteği. Kesinlikle tecrübe çok önemli bir durum olduğundan dolayı, benim de yaşım genç olduğundan dolayı illaki babamın tecrübelerine ihtiyacım oluyor. Sağ olsun, kendisi de benden hiçbir zaman desteğini esirgemez zaten. Onun da desteğiyle daha güzel işlere imza atıyoruz. Sadece özel güvenlik sektöründe hizmet vermiyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Peki hangi branşlarda hizmet veriyoruz? Biz özel güvenlik olarak bu işe başladığımızda bir ihtiyaç doğrultusunda ve bizden istenilen hizmet doğrultusunda bir temizlik firması, temizlik, üretime destek, insan kaynakları ve otokiralama bir firmamız var haricinde. Bununla işte kurumlara istenilen hizmet doğrultusunda temizlik personelleri temin edebiliyoruz, üretime destek personelleri temin ediyoruz. Yani hizmet sektöründe bizden istenen her şeyi karşılamaya çalışıyoruz. Bizlerden güzel ve doğru hizmet aldıklarına inanan kişiler, zaten bizlere referans olan kişiler, bunların sayesinde biz hep bir tık zaten üstümüze koya koya gidiyoruz. Sürekli çıtayı yükseltiyoruz değil mi? Şimdi güvenlikten sonra temizlik ihtiyacı olunca tanınan kişiler sizde işte temizliğiniz var mıydı derken biz bunun ilavesinin bizde olması gerektiğine inandık. Bununla beraber bu alanlara da yöneldik. Bu sektörlerde de giderken işte ihtiyaç olduğunu hissettik. 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği sektörüne de girdik. Bu çok yeni bir sektör aslında ama olması gereken bir sektör. Bu anlamda tabii ki birçok firma var özel güvenlik sektöründe ve doğal olarak hizmet sektöründe ve insan sağlığı ve onun haricinde de birçok sektörlerde. Ama bu anlamda diğerlerinden ayıran, farklı kılan unsurlar neler? İşimize çok önem göstermemiz zaten bizi çok bir iyi noktaya taşıyor. Bununla beraber biz bir yere gittiğimizde, referanslarımızı ortaya koyduğumuzda zaten karşı tarafta bir olumlu bir izlenim bıraktırıyoruz kendimizden. Çünkü biz bir yere girdiğimizde kolay kolay o kurumdan böyle bizi istememe gibi durumlar olmuyor. Gayet birlikte güzel şeyler yaparak güzel çalışıyoruz. Bu bizi her zaman daha güzel noktalara getiriyor. Bütün firmalarımız birbirine referans oluyor. Güvenlik temizliğe referans olabiliyor. Temizlik iş sağlığı ve güvenliğe referans olabiliyor. İş güvenliği ve uzmanlığı konusunda kendisi uzman olan ablam bizim Ümit OSGB olarak kendisi zaten orada kendisi. Aynı zamanda kendisi de iş güvenliği uzmanıdır.
bir tarafta ablam mevcuttur, bir tarafta da ben varım işte. Bu şekilde güzel bir şekilde çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Peki, çok genç bir iş adamısınız. Bu anlamda yolunuz çok uzun. Neler yapmak istiyoruz bu yolda? Şimdi ben çok genç olduğumdan dolayı çok eksilerini yaşadım bunun. Çünkü ben bir yere iş görüşmesine gittiğimde yaşımı genç bulduklarından dolayı hep bir adım geriden geliyordum. Çünkü benden önce gidenler yaşlarını aldıklarından dolayı benden daha iyi gözüküyorlardı. Şayet benim farkımı onlara nasıl gösterdim? Çalışarak, farklı projeler göstererek, şunu şöyle yaparız diyerek kendimizi gösterdik ve ben bizim bu hizmet sektöründeki diğer firmalarla da güzel bir diyaloğum olduğundan dolayı, kimseyle de böyle bir kakışma durumumuz olmadığından dolayı güzel bir noktalara geldik. Ne oldu? Kendimizi belli ettik. Yaşım genç olmasına rağmen belli bir çizginin üstünde durabildik. Bundan sonra bizim yapmak istediğimiz bu hizmetimizi en iyi noktalarda daha güzel şekillerde başarabilmek. Çünkü bu oğlu demek gibi bir lüks yok hiçbir işin. Çünkü hiçbir zaman bir son noktası yoktur. Biz kendimizi geliştirerek biz müşterilerimizin bizden istediği hizmet doğrultusunda en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza her zamanki gibi devam edeceğiz. Bizleri bugüne kadar destekleyen tüm eş, dost ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Tüm çalıştığımız yerlerle de dediğimiz gibi bir dost ilişkiliğimiz var. Bunlardan dolayı da herkese tekrar ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz buralara bize misafir oldunuz. Sizlere de tekrar teşekkürleri iletelim. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bizi ağırladığınız için sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Yeşilli Mavi'nin buluştuğu Bursa turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz?